Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu psikolog Sayın Ayhan Altaş. Kendisiyle bugün bipolar bozukluk üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan koduyla 261 11 88 ve 261 11 99 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca sagliqhatti@astv.com.tr adresine de sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ben konuğumuza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Aslında konumuz gayet önemli bir konu, oldukça önemli bir konu. Bipolar bozukluk dedik ama izleyicilerimizin de bilinçlenmesi açısından öncelikle bipoların tanımını yapabilir miyiz? Nedir? Ne tür bir rahatsızlıktır? Bipolar bozukluk, iki uçlu duygulanım bozukluğu, manik depresif bozukluk veya manik depresyon gibi isimlerle anılmaktadır. İki dönemden oluşur. Manik dönemi ve depresyon dönemi. Bir de karışık dönem dediğimiz bir dönem var. Manik dönemde genelde kişiler aşırı derece mutlu, hareketli, çok iyi, böyle dışarıdan baktığınızda çok iyi gibi gözükebilir. Depresyon döneminde ise kişiler bu dönemin tam tersi, daha çökkünlük, kendini kötü hissetme, hiçbir şeyden zevk almama ve buna benzer durumlar yaşamaktadırlar. Karışık dönem dediğimiz dönemde ise kişiler daha çok bu iki dönemi çok kısa sürede değişimlerle ortaya çıkarlar. Mesela çok mutluyken birden kendini çok kötü hissedebilirler veya çok kendini kötü hissederken, ağlarken birden kahkahalar atıp birden çok mutlu olabilir. Yani duygu geçişleri çok keskin ve çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar ve bu kişinin yaşamış olduğu bu duruma da bipolar bozukluk olarak tanımlar. Bipolar bozukluğun tanısı aslında öyle çok kolay, kısa sürede tanı konulabilecek bir rahatsızlık değil. Çünkü farklı rahatsızlıklarla da karıştırılabiliyor. O anlamda böyle genel çerçevede, genel kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi gereken bir rahatsızlık. Yani bu şekilde genel anlamda tanımlayabiliriz. Peki Ayhan Bey, bipolar bozukluk ya da diğer psikolojik rahatsızlığı olan kişilere düşünecek olursak, bu kişilerden korkmalı mıyız, endişe etmeli miyiz ya da hangileri risklidir diyeceğim bir sonraki sorum aslında ama. Şimdi şöyle, tabii ki de psikolojik problemler yaşayan kişilerden korkmamızı gerektirecek bir şey yok. Burada hani hangi anlamda korkmalıyız, o da önemli. Yani bu kişiler bize zarar verir mi, işte bizim için olumsuz bir durum ortaya çıkarır mı gibi bu konuyu değerlendirecek olursak, yani zararın nereden geleceği belli değil. Yani herkesten zarar görebiliriz. Şu an genel anlamda bakarsak insanlara zarar veren veya ceza ile karşı karşıya gelen kişileri değerlendirdiğimizde, bu kişi eşittir işte psikolojik problemi var denmiyor. Ya da haberleri izlediğimizde işte bu kişinin psikolojik problemleri vardı, bundan dolayı bunu yaşadı. Yani o psikolojik problem yaşıyor demek kişinin korkmamız gerekiyor, ondan çekinmemiz gerekiyor anlamına gelmiyor. Çünkü her insan hayatının bir döneminde psikolojik problem yaşayabilir. Belki ben de yaşamışımdır, belki siz de yaşamışsınızdır, belki bu programı izleyen birçok insan da yaşamıştır. Yani psikolojik problemin hangi anlamda yaşadığı veya ne yaşadığı da çok önemli. Mesela diyelim kişi de antisosyal kişilik bozukluğu varsa, bu kişilerin saldırgan olma ihtimali çok daha yüksek. Veya şizofreni olan bazı hastaların üst boyutlarında bu durum ortaya çıkabiliyor. Ama buna benzer problem yaşayan kişiler zaten bir şekilde, eğer tedavi alıyorsa, bu duygularını kontrol altına almaya yönelik bir şeyler öğreniyor veya kullanmış olduğu ilaçlar o duygularını biraz daha baskılamasına yardımcı oluyor. Bu anlamda yani psikolojik problem yaşıyor diye bu kişiden kaçmamız gerekiyor, korkmamız gerekiyor veya ondan uzak durmamız gerekiyor diye bir durum yok. Hatta psikolojik problem yaşayan insanlara aslında biz biraz daha pozitif ayrımcılık yapabiliriz bu anlamda. Biraz daha olumlu yaklaşabiliriz onları anlama adına. Tabii ki de bu pozitif ayrımcılığı yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta da var. İkincil kazanç sağlamamaları gerekiyor. Çünkü eğer psikolojik problem yaşayan kişi yaşamış olduğu sorundan ikincil kazanç sağlıyorsa, farkında olmadan bunu devam ettirebilir. Kullanmaya da başlayabiliyor. O konulara değineceğiz hocam. Çünkü o gerçekten çok çok önemli bir noktası bu işin ama. Devamında şunu sormak istiyorum. Hangi psikolojik problem
problemleri yaşayan kişiler toplum için, çevre için ya da aile için daha fazla risk teşkil eder ya da tehlikeli olurlar? Hangileri daha tehlikelidir? Yani birilerine zarar verme anlamında en çok bu problemi yaşayan kişiler antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler. Çünkü antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler engellenmeye aşırı derecede tepki verirler. Normalde çok insanlarla iletişimi güçlüdür, zekidir, esprili olabilirler, insanlarla çok güzel iletişim kurabilirler. Fakat bu istediği gibi gittiği zaman oluyor. Yani herhangi problem yaşamıyorsa hayatta ya da etrafındaki insanlarla istemiş olduğu şeyler onların istediği şekilde ilerliyorsa bir problem yaşamıyorsunuz. Ama içinden bir tanesi kendine uymuyorsa öyle mi? Doğru anlıyorum değil mi? Yani kendi açısından baktığında işte onu hoşnut etmiyorsa, onu mutlu etmiyorsa ya da ona ters düşüyorsa burada bir patlama mı yaratıyor? Yani bir engellenme söz konusuysa, bir şey istiyor, bunu alamıyorsa, bunu almak için karşı tarafa ne şekilde zarar verdiğini düşünmeden, yani empati kurmadan, empati yoksunluğu genelde burada çok ön plana çıkar. Karşı tarafa ne şekilde zarar verdiğinin hiç farkında olmadan davranış sergileyebilirler. Bu anlamda antisosyal kişilik bozukluğu yaşayan insanlar sık sık zaten kavga ederler, suça bulaşırlar. Genelde madde kullanımı yüksek olabilir. Bu anlamda hani zarar verme noktasında değerlendirecek olursak antisosyal kişilik bozukluğu olan insanların zarar verme ihtimalleri daha yüksek. Bunun dışında şizofreni dediğimiz rahatsızlığın bazı noktalarında da bu kişiye zarar verme noktası olabilir. Mesela paranoid şizofreni olan kişiler zihninde bazı şeyleri kurarlar. Kurmuş olduğu şeylerin çoğu normalde olmayan ama onun gerçekte olduğuna inandığı şeylerdir. Mesela bu kişi bana zarar verecek veya işte benim bu kişiden uzak durmalıyım ya da hani zarar görme korkusundan dolayı zarar verme eylemi ortaya çıkabilir. Yani o bana zarar verecek. Yani hikayeyi kendisi kurguluyor, daha sonra bunun gerçekliğine inanıyor ve bir sonraki adımı da ona göre atıyor. Aynen, işte bu sizin söylediğinizde de biz paranoya diyoruz. Yani paranoid şizofreni olan kişiler de yani hani halk dilinde diyorlar işte paranoyaksın sen, evet, işte böyle kuruyorsun, evet, kafanda. Doğru. Bu işte bu kişiler de kafasında bunu kurup insanlara zarar verme ihtimalleri olabilir. Ama bu demek değildir ki paranoya yaşayan herkesten kaçmalıyız ya da paranoid şizofreni olan herkes kişilere zarar verebilir. Öyle bir şey söz konusu değil. Aslında hani bu kişiler daha çok kendilerine de zarar veriyorlar ama bunun çok farkında değiller. Bu anlamda hani paranoid şizofreni de bu ortaya çıkabilir veya şizofreninin farklı noktalarında da bunlar ortaya çıkabilir. Orada bazen şizofreninin en belirgin belirtileri işte halüsinasyonlar görme, sesler duyma. Burada komutlar alabilir kendisi. İşte şu kişiye zarar ver veya kendine zarar ver. Buna benzer durumlar söz konusu kendi olabilir. Kendi zihninden aldığı komutlardan bahsediyoruz değil mi? Aynen, evet. Yani herhangi bir kişiden değil. Normalde evet, olmayan ama onun olduğunu düşündüğü kişilerden. Ama bu bahsetmiş olduğum şeyler hani çok üst, yani uçlardan bahsediyoruz şu anda. Yani şizofreni yaşayan insanlar birilerine zarar verebilir değil bu benim anlattığım. Yani bunların çok üst noktalarında bu tarz şeyler ortaya çıkma ihtimali var. Ama normal bir bireyin, psikolojik problem yaşamayan bir bireyin de bir başkasına zarar verme ihtimali her zaman var. Yani buradan şu sonuca varamayız. Yani psikolojik problem yaşayan ya da şizofreni, işte antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler veya farklı psikolojik problemi olan kişiler birisine zarar verdiğinde bu rahatsızlığı eşittir rahatsızlığından dolayı demek anlamına gelmiyor. Ama yani uç boyutlarında bu ihtimaller var. Ama evet, bu ihtimaller her insan için geçerli. Normal bir psikolojik problem yaşamayan bir insan da öfkesini kontrol edemeyip birine zarar verebiliyor. Yani şu an en sık karşılaştığımız şeylerden birisi trafikte mesela insanlar artık öfkesini kontrol edemiyor. Birbirlerine zarar verebiliyor. Yol vermediğin diye birbirini bıçaklayan, evet, insanlar. Ani çıkışlar yaşanabiliyor değil mi? Yani bu da bu kişilerin psikolojik problem yaşadığı anlamına gelmiyor. Yani değerlendirirsek belki bir psikolojik problem ortaya çıkabilir veya bir psikolojik problemin... Yani kesinlikle. Yani bu dediğim şunu anlatmak istiyorum aslında. Yani psikolojik problem yaşaması kişinin zarar vereceği veya bu bahsetmiş olduğum problemleri yaşaması bu kişiler zararlıdır, bunlardan korkmalıyız anlamına gelen şeyler değil. Ama normal hayatta psikolojik problem yaşamayan insanlardan zarar görmemek adına nasıl önlemler alıyorsak
Bunlarla da yine aynı şekilde kendimiz önlemler alacağız. Yani psikolojik problem yaşayan kişiler de kendileri önlemler alacak. Bizler de önlemler alacağız. Birbirimize zarar vermeme adına bu süreci ilerletiyor olacağız. Hocam buna değinmişken geçtiğimiz günlerde aslında çok üzücü bir olay yaşadık. Bir bayana otobüste işte şort giydiği gerekçesiyle saldıran bir şahıs. İşte devamında hepimiz az çok neler yaşandı gördük. Bu olayı nasıl değerlendireceksiniz? Yani o şahıs için işte psikolojik, kesinlikle psikolojik bir rahatsızlığı vardır deme hakkımız var mı? Bir kere öncelikle bunu sormak istiyorum. Ya da siz olayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Burada tabii ki de kişinin yaşamış olduğu, yapmış olduğu eylem psikolojik problemden kaynaklanıyor demek işin kolayına kaçmaktır. Çünkü genelde hani şu son zamanlarda benim gözlemlediğim insanlar bazı sorumluluklarından kaçmak için de bunu öne sürebiliyorlar. Yani bu kişi psikolojik tedavi görüyordu, bundan dolayı böyle yapıyor. Yani eğer öyle olsa, sadece bununla alakalı oluyor olsa psikolojik problem yaşayan insanların çoğu birilerine zarar vermiyor. Vermesi gerekiyor. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Mesela bu bahsedilen kişiyle alakalı bipolar bozukluğu olduğu söylendi. Evet. Yani bipolar bozukluğun görülme sıklığı aslında çok öyle az görülen bir rahatsızlık değil. Yani %2 civarında görülen bir rahatsızlık. Yani 100 kişiden ikisi bu rahatsızlığı yaşıyor. O zaman bu iki, yani 100 kişiden ikisi bu davranışı ortaya koyuyor olsaydı, o zaman insanlar yani ciddi bir şekilde zarar görüyor olması gerekirdi. Yani bu işin biraz da hani yırtma boyutu olarak ben değerlendirdim. Çünkü vermiş olduğu şeyler, ifadelerde söylediği şeyler, hani muhakeme yetisini kaybetmiş, ondan sonra kavrama özelliği olmayan, zihinsel anlamda bir olayı değerlendiremeyecek özellikte olan bir insan değil. Sadece belki yetişmiş olduğu ortamda onun zihnine vermiş oldukları bilgiler, düşünceler bununla alakalı. Yani ben kendi zihinsel düşünceme uygun olarak hareket ettim diyor. Artık ona birisi belki çocukluğundan bu yana bu şekilde öğrettiyse, işte ona göre açık giyinen kadınların işte şiddet görmesi gerekiyor veya bir şekilde bu tarz davranışları yapıp bunların bu giyiniş tarzını değiştirme adına adım atmam gerekiyor gibi bir değerlendirme içine girmiş olabilir. Bu tabii ki de yanlış bir değerlendirme. Bu yanlış değerlendirmeden yola çıkarak kişi bu eylemi ortaya koymuş. Ama bundan, sadece bu düşünceden yola çıkarak bu kişide psikolojik problem var, bu bipolar bozukluğundan dolayı bunu yaptı demek tabii ki de eksik olur, yanlış olur. Yani ortada aslında bence burada değerlendirilmesi gereken konu şu. Türkiye'de ya da belki bu dünyada da böyledir. Artan bir kadına yönelik şiddet eylemi söz konusu. Bence bu olay bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yani ortada bir kadına yönelik şiddet söz konusu. Bunu başka yönlere çekmeden sadece buradan ele alıp bunu azaltmaya yönelik, bunu değiştirmeye yönelik, insanlarda bu anlamda farkındalık yaratmaya yönelik neler yapılabilir değerlendirmesi gerekiyor. Ama biz yani son belki bir hafta, belki daha uzun süredir bu konuyu konuşuyoruz ve birileri bir kişiyi aklamaya çalışıyor. Birileri de oradan yola çıkarak bir kesimi belki kötü göstermeye çalışıyor. Ama ortada da bir problem var. Hiç kimse kadına bu problemi nasıl var çözeriz? Aslında esas önemli olan konuyu es geçtiler biraz, değil mi hocam? Yani ana konudan uzaklaşıp daha böyle, hani derler ya, topu taca attın işte ana yani ilerlemesini engelledin, sürecin ilerleme. Yani orada aslında bizim değerlendirmemiz gereken burada kadına yönelik bir şiddet söz konusu. Var. Bunları değiştirmeye yönelik neler yapılabilir? Mesela işte STK'lar. Eğitim burada çok önemli. Kesinlikle. En önemlisi eğitim, değil mi? Yani demin ondan bahsediyorsunuz. İşte böyle yetişmiş olabilir. İşte onun için şort giyen bir kadın belki gerçekten onun gözünde çok kötü bir intiba uyandırıyordu. O yüzden. Şimdi bakın, hep eğitim. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, hep eğitime geçiyoruz. Yani burada sizin de bahsettiğiniz, aslında hani benim anlattığım şeyi siz çerçevelediniz. Yani bir eğitim alıyor bu kişiler.
Hepimiz alıyoruz daha doğrusu ve almış olduğumuz eğitime göre de hareket ediyoruz. Tabii ki de eğitim insanların zihinsel anlamda bir şeyleri çerçevelemesine, değiştirmesine, yönlendirmesine yardımcı oluyor ama almış olduğu eğitim aynı zamanda da mevcut problemi daha da sorun haline getirebiliyor. Yani burada sadece eğitim olarak değerlendirmemek de gerekiyor. Yani tabii ki de kişinin psikolojik yapısı, çevresi, ondan sonra genetik yapısı bunlar da süreç içinde etkin ama almış olduğu eğitim, zihnine yerleştirilmiş bilgiler çok önemli. Yani çocukluk döneminde biz bilgiyi aldığımızda sorgulamayız. Onu alır kabul ederiz. Burada da çocukluk döneminde bilgi daha yeni zihne yerleşme aşamasında kişiler veya etrafındaki insanlar bu şekilde davranıyorsa o kişinin düşüncesi belli bir zaman sonra inanç haline geliyor. Ve bu inançları değiştirmek o kadar basit bir şey değil. Belki çocukluk döneminde kişilerin düşüncelerini kolay bir şekilde değiştirebilirsin ama inanç seviyesine gelmiş bir düşünceyi değiştirmek çok zordur. Yani kişinin istekli olması gerekir. Eğer istekli değilse zaten kesinlikle değişmez. Ama bu anlamda değiştirmesi de zor olacaktır. Yani hani konuya dönecek olursak da bence bu konu hani kişinin yaşadığı psikolojik problemden uzaklaşıp direkt asıl olaya gelmek gerekiyor bence. Yani burada bir kadına yönelik bir şiddet var. Kesinlikle. Ve kadına yönelik şiddeti destekleyen de bir kesim var. Yani burada bireysel değerlendirmeyi aslında yapsak çok sorun yaşamayacağız. Yani bu kişinin kendi değerlendirmesi, bu kişinin değerlendirmesinin böyle olması bu kişiye yakın insanların da böyle değerlendireceği anlamına gelmiyor. Yani o anlamda olayı çok fazla böyle farklı taraflara çekmeden ortada bir problem var. Hep beraber bence oturup bunu konuşmalıyız. Yani burada bir problem var. Birilerine yönelik bir şiddet söz konusu. Haksız bir şiddet. Tabii şiddetin haklısı kesinlikle olmaz. O ayrı bir şey. Ama burada bir problem var. Bu problemi çözmek yerine o şucuydu, bu bucuydu, bu bunu yaptı, o niye onu giydi? Yani ortada bir problem var. Bu şu anlama gelmiyor. Belki bu kişinin yapmış olduğu davranışı destekleyen insanların ileride belki çocukları her ne kadar kendi zihinsel yapılarına yönelik yetiştirseler bile çocuklar çok farklı şekilde de kendilerini geliştirebilirler. Yani çok farklı şekilde karşıt davranış ortaya koyabilirler. O anlamda bu kişiler de buna benzer durumlarla karşılaşabilirler. Aslında burada empati yapmak bence çok önemli. Yani oradaki kişi senin kızın olsaydı, senin ablan olsaydı veya işte eşin, çocuğun neyse böyle bir şey olsaydı bu durum karşısında nasıl tepki verirdin? Çünkü insanlar sadece şorta yönelik şiddet uygulamıyor. Yani kapalı giyinen kişilere karşı şiddet uygulayan insanlar da var. Şiddet eşittir fiziksel şiddet demek değil. Duygusal şiddet, psikolojik şiddet bunlar yani ülkemizde karşılaştığımız, tabii dünyada da bu tarz şeyler var. Konumuz biz olduğu için bizi konuşuyoruz. Yani bu böyle bir problem var. Bizim bu problemleri çözmeye yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Yani benim şu anda evet şort giydi haklıydı giymesin demem bir problemi çözme, problemi daha da büyük hale getirir. Yani bu problem nasıl çözülebilir? Biz insanları olduğu gibi nasıl kabul ederiz? İnsanların özgürlüklerine, insanların değerlerine. Tabii burada şey çok önemli. Yani kültürel yapımız. En önemlisi de bu. En önemli etken bu değil mi hocam? Kültürel yapımız. Yani aslında şuna dikkat etmek gerekiyor bence. Hani dikkat etmekten kastım hayatını tamamen buna yönelik yönlendir değil ama yani sonuçta bir kültürel yapı var. Her ortamda her şekilde davranamıyorsun. Mesela bir plajda insanlar bikiniyle gezdiğinde çok fazla yadırganmıyor ama çıkıp sokakta bikiniyle gezdiğinde insanlar şaşırabilir. Farklı şekilde dikkat çekebilir veya tepki gösterebilirler. Bu anlamda bence hani insanların biraz daha ülkenin yapısı, ülkenin şu anki durumu, kültürel yapısı veya buna benzer şeyleri de biraz dikkate almakta bence fayda var. Yani kültürden de bağımsız olmamak. Bayan için konuşmuyoruz. Yani genel olarak konuşuyoruz. Onu özellikle de belirtelim. Ama evet inşallah bundan sonra da bu tür olaylar olmasın. Eğitim, eğitim, eğitim. Ne olursa olsun yine de eğitimle inşallah düzeltiriz diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi kadına şiddet önemli olan burada. Ama maalesef onun dışında birçok şeye el atıldı. Bir de işin uzmanı olmayan kişilerin bilinçsizce işte yorum yapmaları biraz onlar da bence
biraz değil, oldukça yanlış oldu diye düşünüyorum hocam. Uzman olmayan kişiler mümkün mertebe yorum yapmasınlar diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani benim bu konuyla ilgili şöyle bir tezim var. Bana göre hani diyorlar ya, beynini kullan. Yani tabii ki de insanlar beynini kullanacak ama beynin içinde ne olduğu da çok önemli. Yani herkesin beyninde çok güzel bilgiler yok. İşte bu kişinin beynindeki bilgiler güzel olsaydı ortaya güzel bir şeyler çıkardı. O anlamda yani kişinin uzman olmadığı alanlarla ilgili yaptığı yorumlar da bazen amacını aşabiliyor. Mesela bir programda özellikle bu bipolar rahatsızlıkla alakalı yapılan yorumlar bu rahatsızlığı yaşayan insanları ciddi anlamda rahatsız etti. Bu konuya değinmeniz için zaten bunu söylemiştim. Aynen. Kimler rahatsız oldu ya da orada yanlış olan neydi hocam? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Burada tabii ki de bipolar, bu kişinin bipolar bozukluğu olduğu söylendi. Bu bipolar bozukluktan dolayı da insanlar yorumlar yaptı ama yapmış olduğu yorumlar belki yani internet sitesini açıp baktılar. Oradaki bazı işte belirtilerden yola çıkarak belki sadece bunu yaptı. Yani orada eksik bilgiyle bir yorum yaptı. İşte bu kişiler delidir dediler. Bu kişiler işte kapatılmalıdır dediler. Evet. Ondan sonra hani belki burada hani söylemek istedikleri o olmayabilir. Hı hı. Olayın vehametini belki anlatmak için bunu bu şekilde anlattılar ama muhatap olunan da bir kesim vardı ve bu insanlar da bu durumdan tabii ki de haklı olarak rahatsız oldu. Çünkü tacizcilerle, tecavüzcülerle, cinayet işleyen insanlarla kıyaslandı. Evet. Yani onlarla kıyaslanarak aynı şekilde bir sonuca varıldı. Yani burada kişilerin yaşamış olduğu problemleri anlamak, onları değerlendirmek ve bu problemin de bireysel olduğunu değerlendirmek bence çok önemli. Yani bipolar bozukluğun belki bazı noktalarında en uç noktalarında kişilere zarar verme ihtimalleri olma durumu söz konusu olabilir. Ama bu değildir ki bipolar bozukluğu yaşayan herkes bu şekilde saldıracak. Bunu yaşayacak veya bir şizofren gibi veya işte başka daha büyük problemler yaşayan insanlar gibi mantıksal olmayan düşünceler ortaya çıkarabilsin. Ama hani ilerleyen aşamalarda onlardan da bahsedeceğiz. Biraz bipolar bozukluktan bahsederken bu rahatsızlığın bazı noktalarında insanların yaşamış olduğu problemler dışarıdan farklı değerlendirilebiliyor. O anlamda hani onlardan da bahsettiğimde aslında konu biraz daha oturmuş olacak. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanların yaşamış olduğu problemleri bence iyi bir şekilde anlamamız lazım. Onlarla empati kurmamız lazım. O insanların sorunlar yaşadığını bilerek hareket etmemiz lazım. Yani burada bu kişi şizofrendi, bu kişi bipolardı, bu kişi antisosyaldi, bu kişi şuydu deyip tamamen dışsallaştırmamak ya da onları ötekileştirmemek gerekiyor. Çünkü biz bu insanlar hayatlarında bir problem yaşıyorlar. Bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Belki çözme aşamasında zorlandıkları için bu durumlar ortaya çıkıyor. Bu durumların üstesinden geldiğinde normal bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Yani bu bahsetmiş olduğumuz problemler kontrol altında tutularak insanların hayatını devam ettirmesini sağlayabileceğimiz problemler. O anlamda bunları dışlamak, bu insanları yok saymak, ötekileştirmek yaşamış olduğu problemleri daha da büyük hale getiriyor. O anlamda burada önemli olan nokta, yani bu kişiler işte kapatılmalı, hiçbir şekilde dışarı salınmamalı, niye bu insanları dışarı bırakıyorlar şeklinde yaklaşmak yerine tabii ki de yaşamış olduğu problemlerin bir döneminde bu insanlar yatarak tedavi görebilirler. Bu hı hı. Hepimiz için yani sonuçta psikolojik problemini çözme adına yatarak tedavi gören bir insanla atıyorum işte ayağını kıran bir insan hastanede yatması arasında çok da bir fark yok. Yani o da yatarak tedavi görüyor. Bu kişi de yatarak tedavi görüyor. Çünkü hayatının bir döneminde bu problemi çözmesi için yatması gerekiyor hastanede. O da bunu yapıyor. O anlamda yani bu kişileri hastanede yatmaları eşittir. Bunları kapatalım, hiçbir yere bırakmayalım, böyle olsun anlamına gelen bir şey değil. Tabii ki de önlemler alınabilir. O ayrı bir konu. Ama bu kişileri de bunlar kesinlikle problem yaşıyor. İşte toplumdan uzaklaştıralım, dışarı bırakmayalım. İşte bir yerde tutulu kalsınlar yaklaşımı da çok doğru değil. Çünkü bu çözüme yönelik bir yaklaşım değil. Biz ortada bir problem var. Bu problemi eğer çözmek istiyorsak o problemi alırız yanımıza, çözeriz. Ama dışarı attığımız bir şeyi çözemeyiz. Yani kapının dışında olan bir şeyi çözemez. Ama içeri alıp onu dinlersen, anlarsan,
onu anladığını hissettirirsen, ona yardımcı olmaya yönelik bir eylem içinde bulunursan, sosyal desteği sağlarsan, bu kişiler zaten daha kolay bir şekilde problemlerini aşar ve sosyal hayata da daha çabuk bir şekilde uyum sağlarlar. Evet. Hocam, o zaman arkasından şu soruyu yönlendirmek istiyorum ki bu da çok ilgimi çekti benim. Özellikle mani nedir? Bu dönemde neler olur? Mani ve hipomani demiştik zannediyorum, hı hı, ve depresyona geçeceğiz. Çok ince ayrıntılı noktalar var zannediyorum arasında, hı hı, değil mi? Yani bunu mutlaka uzmanların değerlendirmesi gerekiyor. Bunları bizimle paylaşır mısınız? Şimdi şunu söyleyeceğim. Mani döneminde kişiler aşırı derecede mutlu olurlar. Aşırı derecede hareketli olurlar. Bununla birlikte gergin olabilirler. Dışarıdan bakıldığında aslında mani dönemindeki olan insanlar böyle çok eğlenceli, çok mutlu, hareketli. Hayatları gayet böyle süt liman gidiyormuş gibi, hiçbir sorunları yokmuş gibi. Öyle. Hani herhangi problem yaşamıyormuş gibi gözlemlenebilir ama burada da aslında hipomani, az önce bahsetmiş olduğum şey hipomani. Yani hipomani döneminde kişiler dışarıdan bakıldığında herhangi problem yaşamıyormuş gibi dururlar. Daha hatta bu problemi yaşayan kişiler hipomani döneminde kendilerini iyi hissettiğini, düzeldiğini ya da herhangi problem yaşamadığını bile değerlendirebilirler. Ama bu anlamda kişinin problem yaşadığını, normal kişiliğiyle uyumlu olmayan davranışlar ortaya koyduğunu etrafındaki insanlar genelde sezinleyebiliyorlar. Çünkü normalde kendi kişiliğine uygun olmayan davranışlar da sergileyebiliyorlar. Bu dönemde kişiler çok riskli davranışlarda bulunabilirler. Mesela çok işte hızlı araba kullanabilirler. Ondan sonra kontrolsüz bir şekilde cinsel birliktelik yaşayabilirler. Bu mani döneminde cinsel istek aşırı derecede artabilir. Onun dışında alışveriş yapabilirler. İnsanlara söz verebilirler. Normalde yapmayacağı işlere girişebilirler. Aşırı derecede dediğim gibi hareketlidir. Uykuda azalma, uyku isteğinde azalma, daha fazla yaşamaya yönelik, bir şeyler yapmaya yönelik davranışları söz konusudur. Bazı dönemlerde de, bu dönemler biraz riskli dönemlerdir, mani döneminde halüsinasyonlar görebilirler, sanrılar görebilirler. Yani kişi aşırı derecede işte kendini mesela peygamber sandığını veya aşırı derecede büyüklenme, kendine bir misyon yüklüyor o zaman, kendine değil bir mi? Misyon. Burada işte hani bahsetmiştim ya, bazı rahatsızlıklarla karıştırılabilir diye. Yani burada o kişinin yaşamış olduğu halüsinasyonlar ya da sanrılar bunun şizofreni olduğu anlamına gelmez. Bu mani döneminde ortaya çıkabilecek şeylerdir. Bu anlamda yani iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Genelde bu mani döneminde kişiler kendilerine zarar vermemesi adına veya kendilerine zarar verecek kararlar, davranışlar, eylemler yapmamasına adına yatarak tedavi görebiliyorlar bu dönemde. Bu anlamda burada aslında riskli olan bölüm de biraz burası. Yani mani döneminde kişiler biraz daha dikkat veya etrafındaki insanlar dediğim işte ailesi, o kişinin zarar görmemesi için. O kişinin zarar görmemesi. Çünkü bizim buradaki öncelikli amacımız bu problemi yaşayan kişiler. Yani bu kişiler zarar görmemesi adına biz önlemlerimizi aldığımızda zaten bu kişiler etrafındaki herhangi bir şeye de daha az zarar verme söz konusu olabilir. Yani ihtimalleri daha da azaltmış olabiliriz. Ama bu dönemde kendine ya da etrafına zarar verme ihtimalleri vardır. Ama çok büyük bir ihtimal değil. Yani bunu sadece bu dönemi iyi bir şekilde, yani riskli dönemdir bu dönem. Özellikle o mani döneminin en uç boyutları. Çünkü o uç boyutlarda dediğim gibi kendilerine zarar verme ihtimalleri yüksek. Etrafındaki insanlara zarar verme ihtimali çok yüksek olmamakla birlikte verme ihtimalleri yine var. Bu şöyle de olabilir. Yani birebir fiziksel bir şiddet olmak zorunda değil. Düşünün ki evlisiniz, eşiniz mani döneminde gitti çok ciddi bir yüklü şekilde harcama yaptı. Bu sizi maddi anlamda zarar verecek. Yani zarar eşittir fiziksel anlamda birine zarar vermek değil. Veya işte bu dönemde aşırı derecede
o öfkeli, sinirli olduğu dönemler olabiliyor. O dönemde mesela kişilere sert tepkiler verebilir, aşırı çıkışları olabilir. Bu sert tepkiler, çıkışlar kişide duygusal anlamda, karşıdaki kişide duygusal anlamda bir zarara neden olabilir. Veya işte diyorum ya, burada aslında kişinin karşı taraftakinin ne yaşadığını bilirse şayet, bu yaşamış olduğu durumun psikolojik problemiyle alakalı olduğunu bilirse, aslında çok da bu fiziksel, duygusal ya da buna benzer zararları çok da yaşamayabilir. Sadece bu dönemde önlemi iyi almak, bu kişiyle kendine ya da etrafına zarar vermesini engelleyecek adımlar atıldığında zaten çok da problem yaşamıyor olacaktır. Yani o zaman çevredeki en yakınlarının önce iyi bir gözlemleyici olması gerekiyor belki ve sonra da doğru bir şekilde yönlendirmek, belki bir uzmana yönlendirmek burada en doğru yani hareket kesinlikle olacaktır. Zaten hani bu problemi yaşayan kişilerin kesinlikle tedavi alması gerekiyor. Yani psikolojik problemi yaşayan herkesin tedavi alması gerektiği gibi, bu kişilerin de eğer psikolojik bu konuyla alakalı gözlemlenen problem varsa da yardım alması gerekiyor. Etrafındaki insanların da bu insanların ne yaşadığını, süreçte neyle karşılaştığını, neler yapabileceğini, neler olabileceğini iyi bir şekilde biliyordu olması gerekiyor. Yani eğer çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız ya da buna benzer bir kişi bu problemi yaşıyorsa, yani bu problemin ne olduğunu bir araştırın. Veya bir uzmandan ya da işte buna benzer programlarda bir göz atın. Bakalım ne anlatıyorlar, ne yapıyorlar, bunlarla nasıl, hani bu kişilerle nasıl iletişim kurmak gerekiyor, nasıl yaklaşılması gerekiyor. Bunu bildiğin zaman zaten problemi de kontrol altına almış olacağız. Bu noktada destek çok önemli işte hocam, değil mi? Peki hocam, depresyon diyecek olursak eğer, biraz depresyonu açalım istiyorum. Şimdi depresyon döneminde de kişiler mani döneminin tam tersi. Mani döneminde mesela uykuda azalma vardı. Bu dönemde daha fazla uyku isteği artabilir. Çökkünlük durumu olur. Hiçbir şeyden zevk almayabilirler. Bir şey yapmak istemeyebilirler. İçine kapanırlar. Bu dönemin de riskli noktası şu. Bu dönemde kendine zarar verme ve intihar düşünceleri artabilir. O anlamda bu dönemde yani kişilere biraz daha kontrollü şekilde yaklaşma. Yani çok baskı noktasına gelmeyecek ama kişiyi de böyle bir kontrol altında tutabilir. Yani bir gözlemimiz olması gerekiyor kendine zarar vermemesi adına. Bu dönemde riskli nokta bu. Onun dışında depresyon döneminde genelde kişiler tam tersi bir şekilde, dediğim gibi maninin tam tersi bir şekilde davranışları ortaya koyarlar. Özellikle depresyon döneminde hep mani dönemini ararlar. İşte çok mutluydum, öyleydim, böyleydim, yine öyle olsam şeklinde bir değerlendirme söz konusu da olabilir. Ama burada işte dediğim gibi uykuda azalma, iştah bozuklukları, iştahsızlık ortaya çıkabilir. İnsanlarla iletişim kurmak istemeyebilirler, kendi içine kapanabilirler, sosyalliği azalır. Daha önce yapmış olduğu şeylerden zevk almamaya başlarlar, yapmak istememeye başlarlar ve buna benzer depresif belirtiler ortaya çıkar. Dediğim gibi burada da dikkat edilmesi gereken o nokta. Yani kişilerin bu dönemde kendine zarar verme ve intihar düşünceleri artabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet, hastalara peki önerileriniz nelerdir? Kişi kendisinde acaba bende bir rahatsızlık mı var dediği noktada ne yapmalı öncelikle? Yani bir kişinin normal hayatının işlevselliğini bozuyorsa, bu bende bir şey mi var dediği nokta, zaten öncelikle bir psikolojik değerlendirme alması gerekiyor. Yani ben ne yaşıyorum? Bu böyledir. Yani başın ağrıyorsa ve ağrısı geçmiyorsa ne yaparsın? Doktora gidersin, dersin ki benim başım ağrıyor. O da araştırır, senin problemin ne? Senin problemin bu veya problemin şundan kaynaklanıyor veya bundan kaynaklanıyor diye bir tedavi sürecine başlar. Burada da eğer kişi normal hayatının işlevselliğini bozacak ve devam eden bir problemi varsa ve bu problemi de kontrol altına almakta şayet zorlanıyorsa, bir uzmandan yardım alması gerekiyor. Evet. Ve bu uzman da kişinin yaşamış, yani bu uzman kim olabilir? İşte psikolog olabilir, psikiyatrist olabilir veya bu alanda çalışan bir doktor olabilir. Onun yönlendirmesi de bu süreci kişinin kontrol altına almasına yardımcı olacaktır. Bu anlamda yani işin uzmanına başvurup ben ne yaşıyorum ve ne yapmalıyımı işin uzmanından öğrenmesinde fayda var. Evet. Hocam, bu arada Ankara'dan bir izleyicimiz arıyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Alo. Alo.
Hoş geldiniz programımıza, merhaba. Merhaba efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi efendim ben yaklaşık 30 senedir depresyon hastasıyım. Nasıl diyeceksiniz? 7 sene olmadım, 5 sene olmadım, 2 sene olmadım, 1 sene olmadım. Ondan sonra her sene olmaya başladım. Özellikle yaz aylarında. Şu anda da antidepresan kullanıyorum ben. Antidepresanların ismini vereyim mi efendim? Olur, verebilirsiniz. İlaç ismi mi? İlaç ismi almıyoruz. İlaç ismi almayalım. Ama daha sonra görüşmek isterseniz telefon numaranızı bırakabilirsiniz bize. Biz iletişiminizi arzu ederseniz sağlayabiliriz. Sadece sorunu biz duymak istiyoruz sizden. Evet, ben şimdi antidepresanla birlikte aynı zamanda depresyona iyi gelecek bitkisel çaylar da kullanıyorum. Şimdi bu çaylarla iletişime girer mi bu ilaçlar bilmiyorum ve bu depresyon tanı major depresyon, depresyon geçer mi? Birkaç defa atlattım biliyorum ama bu çok uzun sürdü. Hala da devam ediyor efendim. Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz sizlere. Şimdi isterseniz hocamıza bir soralım. Yani 30 yıldır diyor depresyon hastası belirli dönemlerde, özellikle yaz dönemlerinde hocam. Bunun bir şeyi var mıdır, sebebi var mıdır? Neden özellikle yaz dönemi? Yani genelde mevsim geçişlerinde kişiler yaşamış olduğu problemi biraz daha üst düzeyde yaşayabiliyorlar. Aslında depresyon yaz döneminden ziyade sonbahara girişte daha fazla artabiliyor. Çünkü psikoterapilerde mesela ışık tedavisi diye bir yöntem var. Yani güneş ışığının kişinin yaşamış olduğu problemi, depresyonu özellikle, olumlu bir şekilde, yani çözme anlamında olumlu bir şekilde etkilediği söyleniyor. Buna yönelik tedavi yöntemleri de var, ışık terapisi veya buna benzer çalışmalar. Bu anlamda aslında kişilere daha çok sonbahar döneminde, o işte hafif havanın baskın olduğu, havaların gibi böyle kararmaya, işte yağmurlu. Sonbahar hüznü deriz biraz da, değil mi hocam? Biraz o dönemde şey olabiliyor, artabiliyor. Yani şimdi burada aslında dikkat edilmesi gereken nokta, 30 yıllık bir süreçten bahsediyor. Çok uzun bir süreç. Yani bu 30 yıllık süreç içinde bazı dönemler iyi hissetmiş, kullanmış olduğu ilaçlar bu anlamda ona fayda sağlamış. Ama anladığım kadarıyla tam anlamıyla da problemini çözmemiş. Çünkü şöyle değerlendirmek gerekiyor bence. Yani kişinin yaşamış olduğu problemler eğer ilaçla tek başına çözülmüyorsa, burada psikoterapi veya sosyal destek anlamında farklı yöntemler de üzerinde çalışılabilir. Çünkü ilaç kişinin yaşamış olduğu mevcut durumu baskılayabilir, kontrol altına alabilir ama zihinde üretmiş olduğu düşünceleri, o olumsuz düşünceleri değiştirme anlamında çok fayda sağlayamıyor. Bu anlamda kişiler, mesela ilaç kullanıp depresyonu atlatan kişiler de var. İlaç kullanıp atlatamayan kişiler de var. İşte 30 yıllık bir süreçten bahsediyor. Bu anlamda kişi eğer ilaç kullandığı süreçte zihinsel anlamda o olumsuz durumu kontrol altına almaya yönelik veya olumlu düşünceleri ortaya çıkarabilecek şeyler yapıyorsa, zaten problemi kontrol altına alıyor. Ama kontrol altına almakta zorlanıyorsa takviye bir şeyler alması gerekiyordur. Bu takviye şeyler ne olabilir? İşte psikoterapi olabilir. İşte ailesinin yaklaşımı da burada çok önemli. Çünkü genelde psikolojik problem yaşayan kişilerin ailesi ya da çevresi, kişilerin yaşamış olduğu sorunların çok da problem olmadığını değerlendiriyor. Ya da bir zaman sonra artık tabiri caizse belki bıkkınlık dönemine girmiş olabiliyorlar, değil mi? İşte o dönemde o aslında hani sosyal destek demiştim ya. Bu sosyal destek döneminde, işte sosyal destekten kastım aile olarak bu kişiler yardım alabilirler. Yani aile fertlerinin de uzun süre psikolojik problem yaşayan bir aile ferdinden etkilenme durumu söz konusu. Bu anlamda genelde bizim yapmış olduğumuz değerlendirmelerde işte hocam bir
biz de çok etkilendik. Biz de artık tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Yani ihtiyaç duyuyorsanız tedavi almanızda fayda var. Bir şekilde çünkü bu her ne kadar siz yaşamıyor olsanız da olayın içinde olduğunuz için bir şekilde etkilenebiliyorsunuz. O anlamda yani ailenin de bu sürecin içine girmesi ve dediğim gibi zihinsel anlamda kişinin yaşamış olduğu problemi kontrol altında tutma yönelik zihinsel bazı değişimler de süreçte çok önemli. Çünkü şöyle bir beklenti oluşuyor. Yani psikoterapi veya psikolojik problemlerin tedavisi normal klasik işte başım ağrıyor ya da İşte karnım ağrıyor. Herhangi bir fiziksel problemlerin tedavisi gibi değil. Yani işte senin karnın ağrıyorsa doktor bu uzun süre. Burada şey önemli. Mesela karnın ağrıyorsa doktor karnın ağrısını yok etmeye çalışıyor. Ama psikolojik problemlerde kişinin yaşamış olduğu duyguları biz yok etmeye çalışmıyoruz. Duygularla baş edebilmesi, duyguları kontrol altına alabilmesi, duyguları hayatında işlevsel bir hale getirebilmesi bizim için önemli. Ama burada kişiler yani psikolojik ya da psikiyatrik tedaviden beklentisi bu tamamen yok olsun. Yani ben hiç üzülmeyeyim bundan sonra veya kaygı problemi yaşıyorsa ben hiç kaygı duymayayım veya işte bipolarsa ben bu rahatsızlığı hayatımın bir dönemini tekrar hiç ortaya çıkmasın. Ama bizim için burada önemli olan nokta yani bu duygular hayatında her zaman olacak, öfkede olacak, kaygıda olacak, korkuda olacak, bütün evet. duygular senin hayatında olacak ama bunlar senin hayatına zarar verecek boyutta olmaması bizim için önemli. Yani bu ayrımı yaptığı zaman aslında yani 30 yıllık depresyon döneminde büyük kendisi de bahsetti. Hani iyi olduğu dönemler olmuş. O iyi olduğu dönemlerde hep şunu değerlendirmiştir büyük ihtimalle. Tamam ben artık bu problemi çözdüm. Bir daha bunu hiç yaşamayacağım. Bir daha hiç üzülmeyeceğim. Bir daha hiç öfkelenmeyeceğim. Bir daha hiç sinirlenmeyeceğim. Veya işte kendim içime kapanmayacağım gibi durumlar da söz konusu olmuştur. Burada yani tedavinin ne şekilde olduğunu da kişinin biliyor olması lazım. Bu anlamda aslında bahsettiğim psikoterapiler önemli. Yani çözüm eşittir nedir? Onu bildiğinde kişi süreci daha iyi bir şekilde kontrol altına. Beklentisi uç noktalarda olduğu zaman zaten sonuca, istediği sonuca ulaşamamış oluyor ki burada da işte tedavide başarısız olduğunu düşünebiliyorum. Hocam programımızın sonuna geldik ama izleyicimizin yine bir sorusu vardı. Çok kısaca ona da değinelim istiyorum. Bitkisel çaylar kullanıyormuş. Bunu demişti yanlış anlamadıysam eğer ilaçlarla bir etkileşimi olur mu? Kullandığı bitkisel çayların. Yani tabii burada bu kullanmış olduğu bitkisel çayların kullanmış olduğu psikiyatrik ilaçlarla bir etkileşimi var mı yok mu bununla alakalı araştırma yapılması gerekir. Yani ben böyle şu bir anda ihtimal olabilir. Olma ihtimali tabii ki de olabilir. Olmayabilir. Tabii bu konuyla alakalı belki bir psikiyatrist çok daha sağlıklı bilgi verecektir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Kullanılan bitkisel ilaçlar kişinin kendini rahat hissetmesini sağlayabilir veya duygusal anlamda bir rahatlık sağlayabilir ama psikolojik problemin çözümü rahatlık değildir. Yani kişinin kendini rahat hissetmesi demek psikolojik problem yaşıyor olması demek değildir. Çünkü biz mesela maniden bahsederken aslında birçok insanın da olmasını istediği şeylerden bahsettik. Aşırı derecede mutlu dedik. Ondan sonra aşırı derecede üretken dedik. Ve bunlar mesela olumlu şeyler. Bunları insanlar isteyebilir ama bunların aşırı derecede olması da bir problem. O yüzden burada kişi bence psikolojik problem yaşayan kişiler şunu düşünmeleri ya da ona göre hareket etmeleri lazım. Yani olumluyu da olumsuzu da bileyim. Bu ikisini dengeli bir şekilde hayatımda götüreyim. Yani denge. Bu dengeyi sağlayabiliyorsam problem yok. Yani ben hayatımda kötü bir olay yaşadım, üzülüyorum. Yani bu normal bir şey. Ama bu üzüntü senin hayatını olumsuz etkileyecek noktaya geldiyse normal değil. Ama bunun ayrımını yaptığımızda aslında sorunlar daha kolay bir şekilde kontrol altına alınabilecek seviyeye geliyor. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Konuşacak çok şey var ama inşallah başka bir programda diyelim. Konuğum olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Evet sevgili Az TV Sağlık Hattı izleyicileri. Programımızın bugünkü konuğu psikolog Sayın Ayhan Altaş'tı. Yarın başka bir programda başka bir uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.